Şimdi Almanya'da yapılan araştırmada, yani bütün Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Çin'de, Hindistan'da, İsrail'de, Güney Afrika'da yapılan klinik araştırmaların hepsi bitkinin ekstraktiyle yapılır. Bitki tozuyla klinik araştırması yapılmaz. Kullanılmaz da. Yani çay olarak kullanabilirsin belki. 292 kulak burun boğaz doktoru 1357 hastayı, kulak çınlaması olan hastayı tedavi etmişler. Fakat şurada ayrı çok hassas bir nokta var. İç kulağın içerisindeki salyangozun içindeki tüysü hücreler var. Dışarıdan gelen ses dalgası ört çekiç üzengi isimli kemikler salyangoza iletir. Salyangozun içerisinde böyle halının üstündeki iplik gibi tüysü hücreler var. Bunlar da bu bilgiyi alır beyne iletir. Kulak siniri beyne iletir. Beyin de bunu değerlendirir, der ki bu şudur, şuna şu cevabı ver. Bilgisayar gibi. Ve ona göre yorum yapar, cevabını verir. 292 kulak burun boğaz doktoru hastayı tedavi etmiş de. Ama bağırsağında sorun varsa hastayı iyileştirseniz bile yeniden dönebilir. Çünkü buradan zehirli gazlar, zehirli alkoller geliyorsa, bağırsakta sorun varsa bu sorun ortadan kalkması gerekir. İki, midede sorun varsa, mideden zehirli gazlar, zehirli alkoller geliyorsa tekrar sorun nüksedebilir. Üç, karaciğerde sorun varsa, kolesterol varsa bunun ortadan kaldırmak gerekir. Yoksa tekrar nükseder. Bu nedenle kalıcı çözüm olması gerekir. Kalıcı çözüm nasıl olur? İksir, aloe gel, onun özel bir formülü var. Bu nedenle bazen bir rahatsızlığın ortadan kalkması için 6-7 çeşit o rahatsızlığa ilgili ürün kullanmak gerekir. Bu evet, ürünlerin bize herhangi bir yan etkisi yok değil mi? Hayır, kimyasal bir şey içermez. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen değişik ürünlerde kullanılabilir, evet, beraber.